Turistman dediğimiz vergili nokta koyduğu yerdir. Kim olduğumuzu tanımlar. Bunu turizm bağlamında söylüyorum. Vizyon ise o perdenin çizdiği daireye benzer. Ulaşmak istediğimiz nokta neresi? Şu anda turizm fakültesindeyiz. Kendisi de birazdan konuşursa zira teyit edecektir. Ordu ilinin bütün geneline baktığımızda aslında temel sorunlardan birisi de doğru düşer. Bakıyorum master planına etkin bir şekilde edilebilecek bir harita kısmen de olsa çizilmiş. Mutlaka her projenin eleştirilecek yanı vardır, ben de yapsam. O yüzden yap-yık sistemi başlar. İsa Bey uzun süredir buraya hizmet ediyor. Ve kendisiyle az önce iki dakika konuştum. Lakin ben en azından Ordu Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi'nin kurulmasını ve burada akademik bir altyapının oluşmasını Ordu şehri için, sadece Akkuş değil, sadece Ünye Fas'ta değil, bütün Ordu için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ordu'da yıllardır akademik bakış eksikliği varmış. Ve biz bunu bir turizm çalıştayıyla zaten çözmeyi veya en azından doğru raporları oluşturup ilgili kamu kurumlarına sunmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Ama bunun için tabii şehri gezmemiz lazım. Şehir dediğim 19 tane ilçe. Ve haliyle her birinin tane tane araştırılması, incelenmesi gerekiyor. Ekoturizm kavramı Ordu genelinde baktığımızda da çok muazzam bir noktada. Çünkü burası yeşile maviye klasik ifadelerle sahip. Ve karavanınızı alıp gezebileceğiniz birçok diyar, sırtınıza çantanızı takıp yürüyebileceğiniz birçok ormanımız veya dağlarımız, tepelerimiz, vadilerimiz bulunmakta. Hep yönetimden bahsettim. Zira eğer biz özet olarak Akkuş'taki halkımızın turizmden faydalanmasını istiyorsak, ekoturizmi buraya bir değer olarak görüyorsak ve burada bir kurtarma macerasına başlayacaksak doğru bir planlamaya ihtiyacımız var. Enerji tasarrufu, su tasarrufu, atık yönetimi, doğru doğa dostu ulaşım. Bakın doğa dostu ulaşım diyorum. Altında şöyle bir özellik yatıyor. Motorlu araçlarımız da doğaya çıkmak, doğa dostu olmak değildir. Yani onun egzoz gazıyla, onun gürültüsüyle doğada bulunmak, oradaki flora ve fauna dediğimiz bitki ve hayvanları ürkütür, geliştirir, değiştirir, evrimleştirir, daha da yenemeyeceğimiz bir dünya haline getirir. Tıpkı tarımın içerisinde bazı, hocam daha iyi bilir ve doğru mu söylüyorum, onaylarsanız sevinirim. Toprağa siz kimyasalları bıraktıkça o topraktaki ilgili haşereler daha güçlü bir şekilde geri dönerler. Ve bu da beraberinde mücadele etmekte zorlandığınız bir dünyayı oluşturur. Dolayısıyla bizim de sürdürülebilirlik manasında doğa dostu olmayı bilmemiz gerekiyor. 100 kişilik kafileden benim Akkuş'taki, ilçemdeki bir lokanta faydalanamıyorsa, benim bir mahallemdeki insanların değerlerini orada sunamıyorsa veya satamıyorsa o ekoturizm olmuyor. Çünkü yerel halkı besleyici özellik taşıması gerekiyor. Önce bizim halkımız mutlu olacak. Halkımızın mutlu olmadığı bir yerde hiçbir sektörü geliştiremezsiniz. Ki sizler zaten bu konuda hepiniz alan uzmanlarısınız, deneyimlisiniz. Bu hak bana düşmez. Lakin İşte ben de sizinle aynı fikirde olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Turizmi geliştireceksek planlama yapmamız lazım. Yerel halkımızı içine eklememiz lazım. Gençlerimize burada alternatif iş imkanları, istihdam olanakları sunmamız lazım ki kalsınlar. Veya burayı günümüz popüler dünyası, popüler kültür diye bir kavram var. Artık bir yediğimizi bir daha yemeyiz, bir giydiğimizi bir daha giymeyiz. Öyle bir dünyaya döndük. Farklılık ararız. Buraya turist kafilelerini getirdikçe bir kazanç oluşacak. Kazanç oluşunca bu sefer genç şunu düşünecek. Ya burada kalayım, daha mantıklı. Burada bir iş kurayım. Bakın turistler de geliyor, farklı kültürler geliyor, farklı insanlar geliyor. Artık giyinmeme, kuşanmama daha iyi dikkat edebilirim. Bunun için İstanbul'a gitmem gerekmiyor. Bunun için başka şeyler yapmam gerekmiyor. Zira sosyal medya o kadar gelişti ki. İşte bir sürü sosyal medya araçları var. Instagram bizim ülkemizde şu anda en yoğun kullanılan sosyal medya araçlarından bir tanesi. Doğa dostu tarım yapmak
organik tarım yapmak, doğa dostu tarımı övmek ve öncülemek aslında ordu, oksijen ve organik tarım 3 O ile çok örtüşüyor. Ben bunu organik tarım kontrolörlüğü yaptığım ve çiftçilerde denetimleri yaptığım dönemde de özellikle çiftçilerimize ısrarla bu konuyu söylüyorum. Burada bir ay önce, bir buçuk ay önce Damyeri Mahallesi'nde bir organik tarımı yaygınlaştırma eğitimi gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz önce biz bu ısırgarı bahçede nasıl yok edebiliriz Hakan Bey diye sorduklarında sevgili çiftçilerimiz, ısırgarı yok etmeyin, ısırgan azot kaynağı, bunu gübre olarak kullanabilirsiniz dediğinde herkes çok şaşırmıştı. Bizim bu kaynağımızı çok bilinçli bir projeyle, bir master planıyla hedefleyip sürdürülebilirlik kavramı içinde her ilçemiz için ayrı ayrı değerlendirme imkanımız var. Ve bunu yapmaktan kaçınmamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü ordu dışından gelen insanlara bakıyorum, sohbet ediyorum. Gerçekten onları buraya çeken ana unsur buradaki biyoçeşitlilik varlığı, yeşil ve maviyle olan birlikteliği. Daha dün değil, işte birkaç gün içinde biliyorsunuz küresel iklim değişikliğiyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık. Zaten programımızın duyurusunda da küresel iklim değişikliğinin yaşandığı şu günlerde doğanın merhametli kucağı Akkuş'a davet ettik sizi. Gerçekten burası doğanın merhametli kucağı. Çünkü çok fazla kimyasala bulaşmamış, çok fazla tahrip olmamış. Doğanın her türlü nimetini görebileceğimiz bir coğrafya. Bu coğrafyaları çoğaltmalıyız. Gerçekten insanların sürdürülebilir yaşaması için buna çok ihtiyacımız var. Şunu açıklayabilirim. Akkuş'taki potansiyele bağlı olarak veya aslında bilinmesi gereken bir kavramla yine yürümek istiyorum. Rekreasyon. Rekreasyon sadece Ordu'da değil veya işte Karadeniz bölgesinde değil, Türkiye'de henüz yeni yeni oturan bir kavram. Birçok hocamız da bilmez hatta. Recreate'den gelir, recreation İngilizce'den gelir. Re yeniden demektir. Create de canlandırmak. Recreate yani yeniden canlandırmak. Neyi? Ruhu, bedeni. Bunu yapabilmek için ise insan hayatını biraz da aslında hikayeleştirerek anlatalım. İnsanlarımız 24 saat geçirirler. Bu 24 saatin 8 saatini uyuyarak, 8 saatini temel fizyolojik ihtiyaçlarına gidererek geçirirler. Geriye kalan 8 saat ise boş zamandır. Yani boş kaldığımız zaman dilimi olarak ifade edilmektedir. Öyleyse hepimizin günlük ortalama 8 saati var. 8 saati nasıl geçiriyoruz? Akkuş'ta. Akkuş'ta 8 saati nasıl geçirdiğimizi öğrenirsem Akkuş'un ekoturizm potansiyelini de öğrenebilirim veya turizm potansiyelini. Aynı yere geldik. Yani biz eğer Argan Yaylası'nda mesire alanında piknik yapıyorsak ve I Love Akkuş'un altında bir fotoğraf çektiğinizi söylüyorsanız Akkuş'un birinci ekoturizm potansiyeli Argan Yaylası'ndan geçiyor dedim. Ama çok güzel şelale görüyorum, denk geldi şu anda. Bundan kimse bahsetmiyorsa bu Akkuş'un ekoturizmi değil. Ben burada şey istemiyorum. Fransa'nın Eiffel Kulesi'ne gelen insan yoğunluğunu aramıyorum. İstemiyorum zaten. Olmamalı. O gün böyle bir şey olursa yine buraya gelir konuşma yaparım. Bunun bir an önce kesilmesi gerektiğini. Sebebi şu. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Kapasite var. Kapasitenin üstüne çıkmaması gerekiyor. Ve o kapasite de zaten merak etmeyin. Yerel halkımızı burada tutar. Gençlerimizi burada tutar. Şehrimizi tanıtır. Yeterli turizm aktivitelerini de yapmamıza imkan tanır. Bölgemizde geliştirilerek ekoturizme de bir altyapı sağlayabilir. Çok zor değil. Zaten Akkuş Ziraat Odası Başkanımız Ahmet Kaya Bey'in girişimiyle bölgemizde bir organik tarım faaliyeti yürüyor. Organik fasulye ve organik fındık konusu zaten çalışılıyor ve işliyor. Çok da başarıyla gidiyor aslında. Ordu geneline bakarsanız en yoğun organik tarım çiftçilerinin bulunduğu ilçelerden bir tanesi. Şimdi tabii organik tarım, temiz çevre, temiz su kaynakları, temiz hava, temiz gıda ve sürdürülebilirliği önemsediği için konumuzda ekoturizm olduğu için burada aslında bir paydaş durumda. Son dönemde özellikle konvansiyonel tarım maalesef girdileriyle ve çıktılarıyla
dünyamıza çok zarar verdi. Benim kendi gözlerim. Yoğun kullanılan azotlu gübreler topraklarımızı sertleştirdi ve sellere sebep verdi. Çayda ve fındıkta kullanılan yoğun amonyum nitratlı, amonyum sülfatlı gübreler gerçek anlamda zarar verdi. Bunların alternatifleri doğa dostu tarımla mümkün. Organik tarım zaten bunları kullanıyor. Burada tabii biraz fedakarlıkta bulunmak gerekiyor. Yerde kullanmaya niyetliyseniz organik tarımı çok düşünemezsiniz. Çünkü organik tarım gerçekten bazı şeyleri samimiyetle yapmayı arzu eder. Yani buradaki kazancı değil, daha çok samimiyeti önemser. Tabii ki kazançtan olmaz mı? Olur. Mesela bugün organik fasulyede çok değerli başkanım yine Ahmet Kaya başkanının vasıtasıyla fasulyede coğrafi işareti alındı. Akkuş bizden 1-0 öne geçmiş oldu. Böyle bir değeri içinde doğurduğu ve büyüklüğü için gerçekten çok şanslısınız. Şunu belirtmek istiyorum özellikle. Akkuşumuz binlerce yıllık bir İpek yoluna yoldaşlık yapan, bağrından geçiren bir coğrafya. Bunu da hocamızın değerlendirmelerinde bulundurmasını, göz önüne almasını özellikle öneriyorum. Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak zaten biz 2005 yılında kurulduğumuz günden bugüne İkizce, Çaybaşı, Akkuş ve Ünye Havzası'nı tek olarak düşündük ve ona göre planlamalar yaptık. Ve biraz önce hem Hakan Bey'in, hem Murat Bey'in, hem de kıymetli hocamızın özellikle üzerinde durduğu ve hepimizin de üzerinde durması gereken gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz akkuşumuzu, ünyemizi, ikizcemizi, çaybaşımızı doğru planlamayla ve sürdürülebilir bir planlamayla taşımamız gerekiyor. Bunu da biz Turizm Derneği olarak Korumalı Turizm Master Planı adı altında özellikle bir çalışma yaptık. Bununla ilgili butik korumalı turizm master planları da geliştirdik. Saha odaklı butik master planları, yani bir argan yaylamızı butik olarak düşünebiliriz, bir kertilimizi butik olarak düşünebiliriz, bir akkuş kuru fasulyemizin pazarlanması, vitrine çıkarılması, tanıtılması, bunların hepsini de butik olarak da düşünebiliriz. Yani gölün içindeki balçığı temizlemek için hocam maalesef gemi götürdüler. Yani bizim oraya o gemiyi götürmek için değil, orada ahşap sandallarla, gondollarla insanları gezdireceğimiz gemilerimiz olmalıydı. İşte bu yanlış yönetimin ve göletin de doğal su kaynaklarının kesilmesiyle etrafını çevrildikten sonra oluştu. Bunlar tamamen bizim için acı ama aslında kendimizi yönetmek için de güzel bir örnek. Bütün bu çerçevede ben akkuşumuzun çok şanslı olduğunu düşünüyorum. En büyük şansının da Ünye olduğunu görmelerini istiyorum. Biz birlikte gerçekten hem akkuşumuzu hem Ünye'mizi hem denizi hem doğayı, yeşili birlikte pazarlayabileceğimizi ve koruyabileceğimizi düşünüyorum. Ordu Üniversitemizin önümüzdeki eğitim öğretim yılında, bu da Eylül ayının 13'ünde üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı dönemde Ordu Üniversitesi bünyesinde ilk defa öğrenci alarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Turizm Fakültemizin Ordu'da faaliyet göstermesinde sayın kıymetli hocamızla birlikte emek vermekten son derece onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda bu toplantıdan kendileri de haberdar. Üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Ali Akdoğan Bey'in selamlarını sizlere getirdik. Ve kendileri gerçekten turizm başlığı açıldığında çok çok önemsediğini bize kendi özelimizde yaptığımız toplantılarda ifade etmiş bulunmakta. Ve Turizm Fakültemizin de yeniden yeni eğitime başlayacak olmasıyla eksiklerini bir bir karşılama hususunda hiç bir lafımızı iki etmeden en güzeliyle hizmet sektöründe yerini alsın diye bize talimatlarını vermekte. Bu anlamda da turizme verdiği önemi Sayın Rektörümüzün de ortaya koyduğunu ifade etmek istiyorum. Gelirken dikkat çekmesi için söylüyorum. Daha önce Diş Fakültesi olarak kullanılan tarihi binada, tarihi dokusu olan binada, dediğim gibi önümüzdeki aydan itibaren Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli olarak faaliyetlerimize başlayacağız. Buradan bunun da bilgisini sizlere veriyorum. Biraz önce hocam dedi,
biz söyleriz, siz arkadaşlarınıza söylersiniz. Bu şekilde tanıtım olur. Orada konaklayacak olan insanlarınız olur, yakınlarınız olur, arkadaşlarınız olur, dostlarınız olur. Nerede kalacağım dediğinde orada kendi evinde rahat edeceği ortamları sağlamaktayız. Suit odalarımızla diğer çocuklu ailelerin kalabilecekleri ortamları onlara hazırlamaktayız. Bunları da ifade ettikten sonra özellikle bugünkü konumuzla ilgili de Akkuş'taki turizm gelişmesi noktasında burada görevimiz sonlandıktan sonra Ordu Üniversitesi'nde göreve başladığım andan itibaren çok değerli başkanımla da sürekli irtibat halinde olarak Akkuş'umuzun turizmine Ordu Üniversitesi şemsiyesi altında ne gibi yardımlar yağdırabiliriz diye istişarelerimiz oldu. Tarım var, hayvancılık var, bir sürü işte eğitim var. Bunların hepsi kırsal kalkınmanın bir parçası. Ve kırsal kalkınmayı hesaplarken oradaki turizm potansiyelini elbette göz önünde bulunduruyorsunuz. Bir yandan da potansiyel haline getirebileceğiniz şeyleri de tabii düşünmek lazım. Örneğin Ani'de Karslılar Ani'ye harap edemezler mesela. Bir kere böyle bir bilinç oluşturma anlamıyla başlamışlar işe. Niye demişler bizim böyle bir değerimiz var. Olumsuz anlam itibaren bir harabe lafıyla biz burayı analım. Ören yeri denir. Her tarafta bütün tabelalarda Ani Ören yeri olarak geçer. Bir kere sahip olduğumuz potansiyeli belirleyeceğiz. O sahip olduğumuz potansiyele de sahip çıkacağız. TKDK uzun zamandır bu tarz yatırımlara destek veriyor. Bizim sonradan uygulamaya koyduğumuz ve uzun zamandır da uygulamakta olduğumuz bu yerel eylem grupları ile ilgili desteklerimiz de var. Şu an Argan Yerel Eylem Grubu bizim 9 yerel eylem grubundan bir tanesi ve en iyilerinden birisi. Hatta sadece Ordu için değil, kurum merkezimiz tarafından da böyle ilgiyle takip edilen bir yerel eylem grubu. Faaliyetlerinden dolayı, çalışmalarından dolayı hepsine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sanki Akkuş bölgesi biraz pozitif ayrımcılık görüyor, belki de hak ediyor. O yüzden buraya ayrı bir değer veriyoruz. Neden ayrı değer veriyoruz? Bizim zaten hizmet amaçlarımız için bir tanesi turizm. Bununla ilgili de işte yaklaşık 5-6 ay önce 5 kişilik bir dünya üzerinde organizasyonu olan tur şirketlerini getirdik. Akkuş'umuzu gezdirdik. Daha sonra yine geçen 15 kişilik bir grup getirdik. Bizim buradaki amacımız zaten mevcut biliyorsunuz bizim mevcut yatak sayılarımız çok yetersiz. O yüzden birer gün, ikişer günlük bölgemizde konaklatmak. Bu yüzden Amasya, Tokat, Akkuş, Ünye, Ordu olarak çizgimizi belirlersek daha sonra vakit oldukça da içerideki ilçelerimizde de güzel yerler var ama bizim gerçekten ciddi bir yatak problemimiz var. Gelen turistleri de ağırlama konusunda işte Sayın Başkanımız bungalov evine başlamış. Aşağıda Dumantepe'de bir turizm yatırımımız var. İnşallah o da yakında gerçekleşecek. Daha sonra Ünye'de yatak sayımız da artarsa buradaki turizmi, bu değerleri daha iç içe götürebileceğimizi inanıyorum. O yüzden başkanımıza ve genel eylem grubumuza çok teşekkür ediyorum. Burada küçük de olsa başlangıçlar yaptılar ama devamı geleceğine inanıyorum. Ben de çok fazla söz uzatmak istemiyorum ama çok güzel bir yolda ilerliyoruz. İnşallah daha güzel günler bölgemize bekleyecek. Çünkü gördüğümüz pandemi ve küresel yangınlar, seller artık bu bölgenin cazibe haline gelmesi hiçbir sebep kalmadı. O yüzden önümüzdeki süreçte bizim lehimize ilerliyor. İnşallah hep beraber bir yere gelip bu süreci daha iyi değerlendirip daha olumlu sonuçlar olarak döndürürüz diyorum. Teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işi işçi çalıştırmaktır. İkincisi de güzel hatiplerden sonra konuşmaktır. Ben şimdi ne konuşayım? Konuşayım. Onun için benim işim zor. Fazla vaktinizi almayacağım. Ancak birkaç kelam etmek istiyorum. Genel konulara girmeyeceğim. Ancak Sayın Hocamızın, Hakan Bey'in, Adnan Başkanımızın, İrfan Başkanımızın, çok değerli il koordinatörümüzün Berkan Bey'in dediklerine ilaveten birkaç konuyu bahsetmek istiyorum. Evet, uzun yıllardır bölgede idareci olarak bulunuyoruz. Allah'ımıza hamdolsun. Şimdi Ordu'da turizm hep konuşulur. Konuşulur ama konuşulan yer sahildir. Hep Ordu merkezdir. Yaylayı konuşursun. Yayla turizmini konuşursun. Sahilde konuşursun. Diyoruz ki ya yaylayı Perşembe Yaylası'nda konuşalım. Çambaşı'nda konuşalım. Korgan'da konuşalım. Akkuş'ta konuşalım. Olmaz. Olmaz, asla dokundurmazlar. Ne olacak? Altınordu'da konuşacaksın. Eyvallah, sizin olsun. Bunun için kabuğunu kıramıyor hocam.
İki, tarih. Yaylada tarihi yok ki. Tarihi de tarihin olduğu yerde Ünye'de konuşursun. Fas'ta konuşursun, Altınordu'da konuşursun. Tarihin olmadığı yerde gidip bizimkiler toplantı yapar, tarihi eserleri konuşurlar. Bu da bizim yanlışımız. Bu nedir? Körler, sağırlar birbirini ağırlar hesabına gelir. Yani yerinde ve zamanında konuşsak daha faydalı olacak. Ordu turizmi deyince sahildeki 3 ilçe, Ünye, Fas, Altınordu, Çambaşı yaylası, biraz da Perşembe yaylası konuşulur. Başkası yok sayılır. Yani yıllardır bu toplantılara Ordu'da katıldık, itiraz ettik, sivri dilli olduk bu yüzden. Şimdi Adnan Başkan'ın sözüne geleceğim. Oysa bu işe lokal başlamak, yani havza havza, Ünye havzası, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Apuş, Fas havzası, Fas'a Çatalpınar, Çamaş, Aybastı, Kapataş, Gürge, işte onun arkasında Kumru Korga. Öbür tarafta Altınordu ve arkası. Böyle bölge bölge çalışılsa daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Altınordu bunu başarıyor. Niye? Çambaşı yaylasında en azından ciddi anlamda çalışma var. Bu konuda iyi. Bizim de böyle çalışmamız lazım. Onun için Sayın Adnan Sobi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu derneği kurdu ve Ünye, Apuş, Çaybaşı, İkizce bölge olarak faaliyetini gösterir. Bu anlamda bize de rehber oluyor, güzel oluyor. İşte sahilde kum, deniz, arkasında yayla olması bir bütün olarak turizmi üzerinde çalışacağımız, konuşacağımız ve bölgeye katkı verecek işlerin başında gelir diye düşünüyorum. O yüzden Ordu'ya hocam, hani size kopya vermiş olayım, Ordu'da bizim konuştuğumuz hep bu konudur. Yani bu çerçevedir, dar çerçevedir. Dışarıya çıkılmaz, çıkarsa kıyametleri kopartırlar. Hocamın bahsettiği evde misafir etmeye örnek olsun diye hemen not aldım. Notlarımı konuşacağım zaten. 2009 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde coğrafya bölümü öğrencileri 50 kişilik bir heyeti gerçekten de Kızılırmak'a da misafir ettik. Bahsettiğiniz gibi ücretli değil ama evlerimizde misafir ettik. Önce 50 kişi geleceği için 50 tane ev tespit ettik. Sonra tur gelince dedi ki bunlar üniversite çocukları. Bunlar tek tek canı sıkılır. Yaşlı amcaların yanında bunlar olmaz. Ama iki tane olursa sohbet ederler diye ikişer kişi yaptık. Sonra Kızılırmalılar o dedi bana ver, o dedi bana ver falan. Daha sonra arkası gelsin falan derken böyle bir adım atmış idik. Tabii onlara o zamanki bulunduğumuz, görev yaptığımız yerde doğal güzellikleri, kanyon gezimi, işte şelaledir, ne varsa onları gezdirdik. Hala görüştüğümüz hocalarımız var, öğrencilerimiz var orada. Bu iyi bir örnek. Bizim ne yazık ki Akkuş'ta eski evlerimiz yok. Aslında eski evler olsa, restorasını yaptırırsak ki yaptırırız, yaptırırsak sizin bahsettiğiniz misafir etme çok iyidir diye, olur diye düşünüyorum hocam. Tabii Akkuş'ta potansiyel hocam, onu sorduğunuz, konuştuğunuz da. Mesela Akkuş'ta çok fazla tarihi yok. Tarihi çok fazla konuşamayız. Akkuş'un doğası pazarlanabilir, doğal güzellikleri. 5 tane yaylası var, yapılaşmanın olmadığı tek yer Akkuş'tur. Beton yapılaşmanın olmadığı. Şelaleleri var, işte tepeleri var. Burada bitki çeşitliliği çok. Yani hem organik ürün açısından hem de doğal güzellik açısından. Örneğin tescillenmiş bir Akkuş zambağı var. Seferli'de yetişir. Biz onu Arganda da denedik. 2 yıldır Arganda da olmaya başladı. Taz yaylasında, pardon, Çağman yaylasında. Şu anda 3 noktada var. Bunu niye söylüyorum? Haziran ve Temmuz aylarında o çiçeklerin yanında resim çekilebilir. İnsanlar bunun için gelebilir. İşte Mayıs ayında Ordu'nun birçok yerinde olduğu gibi bizim sarı güllerimiz, orman güllerimiz ve orman güllerinin bir çeşidini daha söyleyeyim. Moru Akkuş'un Kurtboğaz Koşyaz Mahallesi'nin bir kısmında, bir bölgesinde olur. Aybastı'nın bir köyünde var. Kapadüz'de var, Çambaşı'nda. Ben Gürgentepe'yi bilmiyorum. Beyazı da sadece Kaşgar'da var. Dolayısıyla biz sarı gülün pazarlamasını yapmamız lazım. Yani bu anlamda. Trakik dediniz hocam. Fevkalade Akkuş'un her tarafı bu işe uygun. Oryantil konusu, bir uzman konusu çalışmak lazım ama olabilecek potansiyelimiz var, onu söyleyebilirim.
Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ama ilk defa açıkladığımız terapi ormanları. Terapi ormanları oluşturmak birkaç bölgede. Çünkü Akkuş geniş bir coğrafya. Akkuş coğrafyasının da %60'ı orman. Doğal güzelliklerin yanında ormanın güzelliklerini de işte terapi ormanları birkaç noktada oluşturarak bunu yapabiliriz. Bu bir potansiyeldir hocam. Bisiklet yolu. Siz ilçe merkezinden dediniz. İlçe merkezinde Büyükerti'de hatta Argan Yaylası'na kadar devam eden bir çalışmamız var. Buradan da gene Argan'daki Bayraktepe'ye yürüyüş yolu çalışmalarımız var. Yani Akkuş'ta doğanın her çeşidi, yani doğal güzelliklerin, organik ürünlerin, bitkisel çeşitliğin her türlüsü pazarlanabilir. Bu bir potansiyeldir Akkuş için. Organik ürünler konusunda evet Ahmet Başkanımız da burada. Evet, Akkuş'un fasulyesi. Şu anda Ordu'nun tescillenmiş ilk ürünlerinden birisidir. Markadır. Her yönüyle bitmiştir. Şimdi başkanımızın da inşaatı devam ediyor. Ortaklaşa şey yaptığımız bir projede DOKA destekli. Paketleme. Bizim iki sorunumuz vardı. Birisi sulama, birisi paketleme. Pakete de girdikten sonra artık çakma Akkuş fasulyesi olmayacak. Başka yerlerden fasulye gelip de Akkuş fasulyesi diye satılmayacak. Ya da birileri hediye aldığı zaman Akkuş fasulyesi aldım diye başka fasulyesi almayacak. Bu paketleme tesisimiz kısa bu sene inşallah faaliyete geçtiği zaman yani yetişir fasulyenin olmasına fasulye kurtulmuş olacak. Evet Ahmet Başkanımızın gerçekten emeği çok. Bu fasulye aslında yeni bir fasulye değil. Akkuş'ta yeni bir tür değil arkadaşlar. Büyüklerimizin, dedelerimizin, nenelerimizin eskiden beri yapıp geldiği bir iştir. Aynen bugün olduğu gibi, turizmde başlattığımız gibi, biz turizm çalışmasında da evet çalışıyoruz ama özellikle geçtiğimiz yıldan sonra daha bir başka çalışmaya başladık. 2007 seçimlerinde, milletvekili seçimde Mustafa Hamarat Beyefendi, 2008 yılı Akkuş ziyaretinde hani Akkuş'un bir şeyini meşhur edelim dedi. Yani Akkuş'un beyaz patatesi var, marka olabilecek başka ürünleri var. İşte organik yetişen nohudu, mercimek bunlar da var. Ama bir ürün, öyle bir ürün olsun dedi ki meşhur edelim dedi. İşte Ahmet Başkanımızın falan da bulundu oradan da. Biz fasulye dedik. Ondan sonra 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mutfağına Akkuş'un fasulyesi girdi. İşte birçok yere gitti, ben isim saymak istemiyorum. Bu fasulye, o gün işte başkanımız falan başlattığımız bir süreç bugün çınar oldu, büyüdü gitti. Şimdi Türkiye'de fiyatı en yüksek fasulyelerden birisi. Yani katma değeri. Bu çiftçimizde de ciddi bir katma değer sağladı. Vatandaşımız cebine de girdi sağladı. Fındık her yerde oluyor. Fındığı çok konuşmuyoruz biz. Biz şimdi gene Tarım İlçe Müdürümüz, o da aramızda, Ziraat Odamız, Ordu Büyükşehirimizin desteğiyle tarım konusunda bu sene 7,5 ton siyeç buğday dediğimiz, eski buğday dediğimiz 7,5 ton buğday, 7,5 ton mercimek, 2 ton nohut gibi böyle hani Akkuş'ta olabilecek ama organik olabilecek ürünlerin denemesini yaptık. Bu anlamda iyi. Akkuş'ta süt ve süt ürünleri, kırmızı et, bunların tamamı organik. İnşallah önümüzdeki günlerde kırmızı et işlemeciliği ile ilgili Akkuşlulara müjdemiz olacak. Yani o konuda da ciddi bir çalışmamız oluyor, inşallah iyi olur. Biz eğitime bu yıl özellikle eğitim konusunda ağırlık verdik. Şimdi esnaflarımızın eğitimine geldi. Niye? Buraya gelen turist yemeli, içmeli, alışveriş etmeli. Onun için esnafımızın da buna hazır olması lazım. Yani Akkuş fasulyesini de nerede yiyecek? Orada bir marka lokanta olması lazım. Onu servis edecek lokantamızın olması lazım. Personelimizin olması lazım. Onun için yeme içme yerlerimizi ve özellikle marka ve hediyelik eşya satan esnaflarımızı da bu konuda eğitmemiz lazım. Yani o aşamaya geliyoruz. Tabii derneğimiz kuruluşundan, yani önce eğitim başlıyor. Arkasından tesislerin kurulumu ki süt ürünlerinde de başlangıcımız var bu sene yatırımda. Ve daha sonra uygulama şeklinde bu 3 yıllık zaman zarfında bu projeyi sonlandırmış olacağız. Ama sonlandığı zaman Akkuş'ta gerçekten güzel işlerin yapıldığı görülecek, iyi olacak diye düşünüyorum.